Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol Anneler Günü ile ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevinç Şenol yaptığı açıklamada Öncelikle içinde anne sevgisi, şefkati olan tüm kadınların anneler gününü kutluyorum. Anne olmak için illaki doğurmak gerekmiyor. Hatta sevgiyle benimsediğiniz varlığın insan yavrusu olması da gerekmiyor. Cana duyulan sevgidir ilgidir, merhamettir annelik. Onu koruyup gözetmektir. Annelik duygusu yanında pek çok küçük hediyeyi de getirerek varlığımızı zenginleştirmiştir. Örneğin kadın daha dikkatli ve detaycıdır. Daha disiplinli ama aynı zamanda daha merhametlidir. Daha adildir. Pek çok işi bir arada koordine edebilir, çözüm odaklıdır. Zorluklara karşı dayanıklı ve fedakardır. Daha çok empati yapar. Tüm bunları düşündüğümüzde her birimizin içinde büyük bir bir güç potansiyeli olduğunu görüyoruz. Maalesef ki pek çok yerde olduğu gibi toplumumuzdaki genel yargıda kadınlar eş ve anne tanımıyla sınırlandırılmakta ve neredeyse sadece evine mutfağına sıkıştırılmaktadır. Bu yaklaşım kadını ve anneliği değersizleştiren bir yaklaşımdır ve toplumsal hayatta kadının geri kalmasına yeterince temsil edilememesine neden olmaktadır. Kadınlar asırlardır kutsal annelik masalıyla avutulmaktadır. Tabii ki annelik kutsaldır. Bir annenin önceliği çocuğu ve ailesidir. Ama aynı şekilde bir babanın önceliği de çocuğu ve ailesidir. Kadınlar olarak anne ve eş olmaktan başka şeylere de ruhumuzda yer açmalıyız. Hayata dair tek kaygımız kendimiz ve ailemiz olmamalı. Topluma dair kaygılarımız ve söyleyecek sözlerimiz de olmalı. Önce kendimizi çok iyi tanımalıyız. Değer yargılarımıza, tercihlerimize sahip çıkmalıyız. İrademizi başkasına teslim etmek ile uzlaşmacı olmayı birbirine karıştırmamalıyız. Aile olmanın keyfi içerisinde anneliğin tadını çıkararak çocuklarımızı yetiştirirken cinsiyetin değil, birey olmanın altını çizmeliyiz. Bizler kendimizi eşit bireyler olarak görürsek yetiştirdiğimiz çocuklar da önemli olanın cinsiyet değil düzgün insan olmak olduğunu hissederek büyüyeceklerdir. Mutlu, adil, medeni bir toplum istiyorsak anneler olarak değişime kendimizden başlamalı ve içimizdeki güce inanmalıyız. Bunu başardığımız gün annelik sözde değil özde kutsal olacaktır dedi.